Caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz mevkiinde caretta carettalar ilk yumurtalarını bırakmaya da başladı. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği ilk yumurtaların bulunduğu yuvayı kafesle koruma altına aldı. Yavru çıkışları Temmuz ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağalarının yavrulama dönemi başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz mevkisinde caretta carettalar yumurtalarını kazdıkları çukurlara bırakmaya başladı. Caretta annelerimiz Mayıs ayı itibariyle çıkışları başladı yumurtlamak için sahillerimize komple. Sahillerimizde düzenli olarak devriye geziyoruz. Devriyelerimize doğa koruma ekipleri, jandarma, sahil, güvenlik ve kara ekipleri destek vererek 7/24 sahillerimizi koruyor. Caretta carettaların yavrulama döneminde sorun yaşamaması için kısa adı Dekafok olan deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği motorlu araçların bölgeye girmemesi için çeşitli önlemler alıyor. Caretta carettaların yumurtlama döneminin Mayıs ayı itibariyle başladığını belirten Seher Ulaş, dernek üyelerinin kendi imkanlarıyla 65 kilometrelik Manavgat sahilinde hizmet veriyor. Geçen sene 2020 sezonunda bireysel çalışmalarımız sayesinde 62 bin caretta juvenil bireyini, 2 adet Akdeniz fokunu ve 6 bin kök kum zambağını koruduk ve onları gerçek evleri olan denizlere uğurladık. Denizlerin sevimli canlıları carettalar, özellikle deniz anası ve balon balığı yumurtalarını yiyerek tehlikeli olan bu popülasyonu engelliyor. Manavgat özellikle çok fazla Akdeniz havzasında en önemli yuvalama sahalarından bir tanesi. Belki de carettalarımızın olduğu için balon balığı vakası Manavgat bölgesinde hiç duyulmuyor ve görülmüyor. Caretta caretta yuvalarına en büyük zararı sahillerde dolaşan motorlu araçlar, ateş yakılması, yapay ışık, ses ve havai fişek patlatılması veriyor. Buna karşı doğa koruma ekipleri, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri işbirliğinde uyarılar yapılıyor ve uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.